Çok değerli katılımcılar, programımızın akışını bozmamak için sözlerim siyaset akademisi programlarıdır. Bununla hedeflenen ise kaliteli bir siyasettir. Yani yerel yönetim deyip duruyoruz. Bu çok sık duyduğumuz bir kavram veya mahalli idare. Anayasa malum olduğu üzere mahalli idare tabirini tercih etmektedir. Yani yerel yönetim veya mahalli idareyi biz eş anlamlı olarak kullanıyoruz. Şimdi burada evet, nerik bir tanımımız. Onu geri alalım. Ben değiştir dediğim zaman değiştirelim. Mahalli idare veya yerel yönetim dediğimizde, bunun tabii ki anayasadaki bir devam edelim bir sonraki slayta. Bunun anayasada bir karşılığı var. Ardından tabii ki aynı zamanda yerel yönetimlerle alakalı günümüzde çok geniş bir bilgi birikimi mevcut. Dolayısıyla literatür tanımlaması var. Bir tanımı gösterelim. Burada yerel yönetim dediğimizde neyi kastettiğimizi şöyle baktığımızda, bir defa yerel yönetim gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz. Yerel yönetim dediğimiz şey var olan ulusal alt bölgeyi bir ölçüde kontrol eder. Şimdi burada tam kısmi kontrolden bahsediyoruz. Neden? Zaten tam kontrol gerçekleşirse bunun mahiyeti tamamen değişir. Bu nedenle bildiğimiz gibi yerel yönetim diye adlandırdığımız coğrafi sınırlar içerisinde çok yani burada sunulan kamu hizmetleri bir kesimi yerel yönetimler tarafından sunulmaktadır. Ne tür kamu hizmetleri yerel yönetimler tarafından sunulur diye baktığımızda bunun çerçevesini anayasamız çizmiştir. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Şimdi bir defa burada görüyoruz. Bir kontrol var ve bir de en önemli özelliklerinden birisi şu. Yerel yönetim dediğimiz şey yörede yani bölgede yaşayan insanları temsil eden kişiler tarafından yönetilir. Bu da çok önemli bir nitelik yerel yönetim açısından. Yerel yönetim dediğimiz şey demek ki yörede yaşayan insanları temsil eden kişilerce yönetilir. Ve tabii ki politik bir niteliği var. Bu yönüyle baktığımızda yerel yönetim dediğimiz şey politik yani siyasi bir niteliğe sahip. Böylelikle yerel yönetim dediğimiz olgunun bir temsil boyutu var. Dikkat ettiysek yani yerel yönetim dediğimiz şey muhakkak yörede yaşayan insanları temsil eden kişiler tarafından yönetilir. Neden böyle bir birliktelik var? Çünkü esas da şu, yani yerel yönetim dediğimiz şeyin dayandığı tarihsel temel Batı Avrupa tarihine özgüdür. Batı Avrupa tarihine baktığımızda yerel yönetimlerin özel komün idarelerine dayandığını görürüz. Yani bu özel kent yönetimi de diyebiliriz. Dolayısıyla o işte belirli bir dönemde, feodalite döneminde kendini yönetme hakkını elde etmiş kentler bulunmakta idi. Bu süreç daha 11. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla işte bir kentin kendini yönetmesi olgusu var. Yerel yönetimin özünde. Bu yönüyle baktığımızda esas da yerel yönetim dediğimiz yapı o kendini o kentin sahibi olarak algılar. Bu çok önemli kanaatimce. Bu da Türkiye'de de bir anlamda eksik kalan yön budur diye düşünüyorum. Çünkü bazı işte kentlere gidiyoruz veya beldelere bakıyoruz, ilçelere bakıyoruz. Hiç de arzulanan düzeyde değil kentsel hizmetler açısından. Bu neden kaynaklanıyor? Oradaki yerel yönetimin bu kenti gerçekten sahiplenmeme duygusundan kaynaklanır diye düşünüyorum. Başka türlü bir açıklaması olamaz. Ama Batı günümüzde de devam etmektedir. Ve bu tabii bunun da bir tarihsel perspektif var. Ha, bizde eksik ama çok da eksik diyemeyiz artık bu tarihsel perspektif. Biraz da bakacağız. Ben de Almanya'da karşılaştığım bir örneği bahsedeyim. Bir ilçe belediyesiydi. Belediye binasının önünden geçerken bir belgenin teşhir edildiğini gördüm. Merak ettim, baktım nedir bu diye. O ilçe tarihine ait, o belediye tarihine, kent tarihine ait 500 yıl önceye dayanan bir belge. Örneğini çıkarmışlar, teşhir ediyorlar. Şimdi burada tabii bu çok önemli bir şey işte. Kenti sahiplenme her yönüyle. Kültürel birikimiyle, kültürel mirasıyla, mimari dokusuyla, yeşil alanıyla her yöne sahiplenme daha ileri götürme çabası var.
bizdeki belediyelerden mesela ben birkaç belediyeye hep merak ettim, gittim. Yani sizin bir arşiviniz var mı, biraz araştırma yapmak istiyorum diye. Kimisi yok dedi, kimisi yangın oldu, işte bütün belgelerimiz gitti dedi vesaire. Ya bu da işte sahiplenme olgusuna ilişkin bir gösterge diye düşünüyorum. Sizin yaptığınız literatür tanımıyla bunun önemli oranda uyuştuğunu söylememiz mümkün. Çünkü buradan ne çıkarıyoruz? Demek ki bazı yerel yönetimleri bilimleri ilk halkına yönelik bir takım malum üç tür yerel yönetim olgusundan söz ediyoruz. Şimdi anayasa yerel yönetimin görev alanını nasıl tanımlamış? Спасибо.